Arkadaşlar merhaba, bu dersimizde Nuri Demirağ'ı anlatacağız. Nuri Demirağ, Mühürzade Mehmet Nuri adıyla 1886'da Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 3 yaşındayken babası Mühürzade Ömer Bey vefat edince annesi Ayşe Hanım, Nuri Demirağ'a hem anne hem de baba oldu. Babasız büyümenin eksikliğini hiç hissettirmeyen Ayşe Hanım, oğlu Nuri'nin başarı hikayesinin anahtarı oldu. Nuri Demirağ başarılı ve sevildiği bir okul hayatı yaşarken Sivas Divriği Rüştiye Mektebi'nde orta öğrenimini üstün başarısıyla bitirmenin meyvesini mezun olduğu okulda öğretmen yardımcısı olarak aldı. Okul hayatındaki başarısı ona iş hayatını erken sunmuştu. Eğitimini yarım bırakmak istemeyen Demirağ, Maliye Mektebi Ali'sinde gece derslerine giderek yüksek öğrenimini tamamladı. 1903'te Ziraat Bankası'nın memurluk sınavını kazandığında Nuri Demirağ devlet memuru olarak iş hayatına adım attı. İlk iş yeri Sivas'ın Kangal kazasındaki Ziraat Bankası şubesi oldu. Kangal şubesinde bir yıl çalıştıktan sonra Koçgiri şubesine atanan Demirağ, 1910'da girdiği Maliye Bakanlığı memuriyetini kazandı. Beyoğlu Gelirler Müdürlüğü'nde memur olarak İstanbul'a gelen ve kariyer merdivenlerini bir bir tırmanan Demirağ, kısa süre sonra Hasköy Mal Müdürü oldu. Kendini sürekli geliştirmek ve kariyer için mücadele eden Nuri Demirağ, maliyenin her kademesine kendine bir yer buldu. İstanbul'a ilk geldiğinde bıyıkları henüz terlememişken, yüksek öğrenimini tamamlayan 1918'de maliye müfettişi olan başarılı bir devlet adamı oldu. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş bir devletin kendini bilen olgun devlet memuru Nuri Demirağ, Beyoğlu Galata civarlarında memuriyet görevini sürdürürken hoş olmayan hareketlere maruz kalıyordu. Bu durumu kendine sindiremeyen Nuri Bey, beklenmedik bir şekilde istifasını verdi. 1906'da Erzurum'da 3 yıllık bir kıtlık yaşandı. Yaşanan kıtlık sürecinde Mühürzade Mehmet Nuri Bey, 1909'da depolarda bırakılmış buğdayları halka uygun fiyattan verdi. Kendi inisiyatifini kullanarak böyle bir satış gerçekleştirdiği için hakkında soruşturma açıldı ama haklı olduğu çok geçmeden anlaşıldı ve aklandı. Bu süreçler yaşanırken Nuri Bey Mesuda Hanım ile evlendi. Bu evlilikten 2 erkek 6 kız olmak üzere toplam 8 çocuğu oldu. Başarılı bir iş adamı olmanın yanında hayat ona iyi bir baba olma fırsatını da vermişti. Nuri Bey maliye müfettişliğinden istifa ettikten sonra yapacak bir iş bulma çabasına girdi. Çünkü kendini bildi bileli adeta bir arı gibi çalışıyordu ve asla evde oturamazdı. Ticaret yapmanın bir yolunu arayan Nuri Bey, 1918'de yabancıların tekelinde olan sigara kağıdı ticareti işine girdi. Eminönü'nde küçük bir dükkan açarak ilk Türk sigara kağıdı üretimini başlattı. İlkleri başarmak isteyen Nuri Bey hırsını burada da göstermişti. Türk Zaferi adını verdi bu sigara kağıtları, Kurtuluş Savaşı zamanlarını yaşayan Türk halkının büyük ilgisini gördü. Okul hayatı memurluk derken Nuri Bey ticarette de başarılı olmuştu. Ticarete attığı bu ilk adım ona iyi kazançlar sağlamıştı. Nuri Bey iyi bir ticaret adamı olma yolunda ilerlerken bir yandan da Milli Mücadele döneminde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Maçka Şubesini yönetiyordu. Durmayacak, başarısına başarı katmaya, üretim üstüne üretim yapmaya devam edecekti. 1926'da Samsun-Sivas Demiryolu yapımını üstlenen Fransız şirketi işi bırakınca Nuri Bey büyük bir hevesle hiç düşünmeden yapılacak 7 kilometrelik kısım için ihaleye girdi. Cüz'i bir fiyat karşılığında ihaleyi alan Nuri Bey'e işin geri kalan kısmı da denemek için verildi. Bu işi çok benimseyen ve ülkenin faydası söz konusu olan bu proje için çok istekliydi. İlk işi tapu dairesinde mühendis olan kardeşi Abdurrahman Naci Bey'i memuriyet görevinden istifa ettirerek demiryolu projesine ortak etmek oldu. Mühürzade Mehmet Nuri Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk demiryolu müteahhidi olmuştu. Her şey planlı bir şekilde ilerliyor.
1012 kilometrelik Samsun-Erzurum, Sivas-Erzurum, Afyon-Dinar hattını bir yılda hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale getirdi. Bu oldukça kısa bir süreydi ve koşullar ne getirirse getirsin çalışkan Nuri Bey ve kardeşi projeyi tamamlamıştı. Mustafa Kemal Atatürk 21 Haziran 1934'teki soyadı kanunundan sonra bu üstün başarısından dolayı Nuri Bey'e Demir Ağa soyadını verdi. Nuri Bey demir yolu projesi sürerken bir yandan da başka büyük inşaat projelerini yürütüyordu. Sivas Çimento, Karabük Demir Çelik, Bursa Merinos tesisleri, Eceabat Havaalanı ve Haliç'in kenarındaki İstanbul Hal binasını inşa etti. Ancak tüm bunları gölgede bırakacak asıl proje heyecan vericiydi. Nuri Bey 1931'de İstanbul Boğazı'na köprü projesinin adımını attı. San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü ile aynı sistemde çalışan bir köprü yapmayı çok istiyordu. Yurt dışından uzmanlar getirterek gerekli incelemeleri yaptırdı ve en sonunda Golden Gate'i inşa eden firmayla anlaşma imzaladı. Ülkesi için durmak bilmeyen ve üreten Nuri Bey yönettiği bu projenin her şeyiyle tek tek ilgilenmişti. Bütün hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal tarafından çok beğenilen bu proje maalesef hükümetten onay alamadı. Bu durum Nuri Bey'de büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. Onca uğraşlar verdiği büyük proje hayata geçmiyor ama aynı zamanda da yoluna devam etmek için mücadeleyi bırakmıyordu. Nuri Demirağ döneminin en zengin iş adamlarından biriydi. O yıllarda ordunun uçak ihtiyacı zengin iş adamları ve halktan toplanan bağışlarla sağlanıyordu. Bir gün Nuri Bey'den uçak satın almak için yardım kampanyasına katılması istendi. Nuri Bey'in tarih kitaplarında dahi yer alan cevabı şu şekildeydi. Benden bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Madem ki bir millet teyyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim diyerek etrafındakilerin milli duygularını bir kez daha kabartıyordu. 1936'da Nuri Bey o önemli kararı milleti ve devleti için verdi. Uçak fabrikasını kurmak için çalışmalara başlayan iş adamı, fabrikayı memleketi Divriği'de kurmayı planlıyordu. Yine de öncelikle İstanbul'da bir deneme atölyesi kurmalıydı. Çekoslovak bir şirketle anlaşan Nuri Bey, İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa iskelesinin yanında atölye binasını inşa etti. Deneme uçuşlarının yapılması için de bir alana ihtiyaç vardı. Bu sebepten dolayı Nuri Bey, Yeşilköy'deki Elmas Paşa çiftliğini satın alarak buraya bir büyük uçuş sahası ve uçak tamir atölyesi yaptırdı. Hayallerine bir bir tırmanan Nuri Bey'in yaptığı uçuş sahası, o dönem Avrupa'nın en büyük havalimanı Amsterdam Havalimanı büyüklüğündeydi. O dönem kurulan atölyedeki uçak yapım çalışmalarını görmektesiniz. Pilot Fabrikası Gök Okulu. Nuri Bey önce Divriği'de bir gök ortaokulu açtı. Sivas'ın hiçbir ilçesinde bir ortaokul yokken açtığı bu gök ortaokuluna kayıtlı tüm öğrencilerin masraflarını ve ihtiyaçlarını karşılıyordu. Hatta öğrenciler havacılığa özensin ve meslek olarak seçsin diye İstanbul'a götürüp uçuş dersleri veriliyordu. O dönem 1942 Ağustos ayında çıkan bir gazete görüyorsunuz. Nuri Demirov Gök Okulu'nda tören. Dün havaalanına dolan mahşeri kalabalık Türk gençliğini havacılığa karşı duyduğu derin aşkı açıkça ifade ediyordu. Bakın haber o dönemde gazetelere yansımış arkadaşlar. Evet, Sivas Divriği'de kurduğu Nuri Demirağ Gök Okulu'nu görmektesiniz. Bakın oradaki öğrenciler çalışmalarına devam ediyor.
Bir uçuş sahası vardı ve daha fazlası da muhakkak ki yapılacaktı. Türk uçaklarını kullanacak Türk pilotların da olması gerekiyordu. Çözülen tüm sorunların beraberinde yenilikleri de getiriyordu. Pilot yetiştirmek üzere pistin bulunduğu arazide bir gök okulu kuruldu. Bir pilot fabrikasına dönüşen gök okulu 1943'e kadar 290 pilot mezun verdi. Bakın o dönem yetişen pilotları görmektesiniz. Beşiktaş'taki uçak fabrikasında planörler ve uçaklar üretilecek. Bu üretimlerin planı Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan tarafından çizilecekti. 1936'da Nuri Demir'a 36 adı verilen ilk tek motorlu uçak üretildi. 1938'de ise Nuri Demir'a 38 adlı çift motorlu 6 kişilik ilk yolcu uçağı yapıldı. Ardından da bu uçak 1944'te Dünya Havacılığı yolcu uçakları arasında A sınıfına katıldı. 1938'de ilk uçak siparişini Türk Hava Kurumu verdi. 1939'da Nuri Demir'a havacılık alanındaki çalışmalarına Türkiye'nin ilk yerli paraşüt üretimini yaparak devam etti. Nuri Bey ülkesine yenilikler kazandırma konusunda sınır tanımıyordu. 1941'de tamamen Türk yapımı olan ilk uçak İstanbul'dan Divriğe uçtuğunda uçağın pilotluk koltuğunda Nuri Bey'in oğlu Galip Demirağ yer alıyordu. Galip Demirağ gök okulunun ilk mezunlarındandı. Bu uçuş Nuri Bey'in hayallerinin gerçek hayat ile buluşmasının mana bulmuş haliydi. Bakın uçak yapımı devam ediyor o dönemde. Yine dönemin gazetelerinden Demirağ o devrin en modern iki motorlu uçağını yapmıştı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mısırlılar Nuri Demirağ'ın yaptığı uçaklara talip oldu. 1936'da yapılan ilk Türk uçağından sonra Nuri Demirağ çalışmalarını hızlandırmış ve Türkiye'ye bir uçak filosu armağan etmişti. Bakın o dönemin çalışmaları gazetelerde yer alıyor arkadaşlar. İlk yolcu uçağımız dün İstanbul'dan kalkıp Ankara'ya giden uçağımız merasimle karşılandı. Türk Hava Kurumu uçak siparişlerini vermeye devam ederken yine bir siparişinde İstanbul'dan Eskişehir'e uçan uçakların teslimi için Eskişehir'de bir kez daha test uçuşu talep edildi. 1938'de Selahattin Reşit Alan, Nuri Demirağ 36 uçağıyla bu uçuşun inişini yaparken çevredeki hayvanlar hava alanına girmesin diye daha önceden açılmış hendeyi göremedi ve üzücü bir kaza yaşandı. Uçak mühendisi Selahattin Reşit Alan maalesef bu kazadan sağ kurtulamadı. Bu kazanın ardından Türk Hava Kurumu da siparişlerini iptal etti. Nuri Bey sipariş iptalinin üzerine Türk Hava Kurumu'nu mahkemeye verdiği ve yıllar sürecek mahkeme serüveni de böylece başlamış oldu. Mahkeme Türk Hava Kurumu'nun lehine sonuçlanacak. Mahkeme sonucu bu kadarla kalmayacaktı. Bundan sonra uçakların yurt dışına satılmaması konusunda bir kanun çıkarıldı ve artık sipariş alamayan fabrika alnına çalınan kara lekeyle 1950'lerde kapatıldı. Gelen son siparişlerin de engelinden sonra elde kalmış bütün uçaklar hurdacıya satılmak durumunda kaldı. Nuri Demirağ'ın üzüntüsü yıllar boyunca uzanıp geliyordu. Çok emeği vardı ve emeğinin geldiği son nokta hurdalıktı. Bunu kabul etmek ona yakışmazdı. Çünkü hayatı boyunca millet için mücadele eden Nuri Bey savaşmayı bırakmayacaktı. Hükümet üyeleri ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye mektuplar yazdı. Yapılan bu büyük yanlıştan dönülmesi gerektiğini özellikle vurguladı. Ancak çabası boşunaydı. Fabrika bir daha asla açılmayacaktı.
Nuri Bey şeker hastalığından dolayı 13 Kasım 1957'de İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Kabristanı Zincirlikuyu mezarlığında olan Nuri Bey, geride yollar boyunca şehir şehir uzanmış demir ağlar, uçmak eylemini hayata geçirmek için attığı adımlar onlarca yenilikler bıraktı. Hayatını Türk havacılığına adayan kahraman Nuri Demirağ'ın hayatı bu tabloda görülüyor arkadaşlar. 1886'da doğum, 1903'te 17 yaşında Ziraat Bankası'na başlaması, 1910'da Beyoğlu Varidat Memuru olarak işe başlaması, 1918'de işgalcilerin saygısız tavırlarından dolayı memurluktan istifa etmesi ve yine aynı yıl ürettiği sigara kağıdıyla iş hayatına başlaması, 1920'de Dafai Hukuk Cemiyeti'ne Maçka Şubesi'nin yöneticisi olması, 1926'da demiryolu yapımı işine girmesi, 1936'da Beşiktaş'ta uçak atölyesinin temelini atması, 1937'de Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın yapımı, 1938'de çift motorlu 6 kişilik uçağın üretilmesi, yine 1938'de siparişlerin Türk Hava Kurumu'nca iptal edilmesi, 1939'da Türkiye'nin ilk yerli paraşüt üretimini gerçekleştirmesi, 1941'de havacılık eğitim veren Gök Okulu'nun açılması ve 1944'te Nuri Demirağ 38 yurt dışından büyük ilgi görmesi, dünya havacılık yolcu uçaklarında A sınıfına alınması. Arkadaşlar, Nuri Demirağ'ın yaşamı ve kariyeri Türk sanayi ve ulaştırma sektöründeki önemli katkılarıyla tanınır. Demirağ'ın başarıları arasında şunlar yer almaktadır. Şimdiye kadar anlattıklarımızın bir özeti arkadaşlar. Birincisi, demiryolu ve madencilik sektöründeki faaliyetleri, Türkiye'nin ilk sivil uçak fabrikası, Türk Hava Kurumu'na katkıları, havacılık ve ulaştırma projeleri, toplumsal katkılar olmak üzere 5 başlıkta toplanabilir arkadaşlar. Yine Nuri Demirağ'ın kariyeri boyunca Türkiye'de önemli endüstriyel ve ulaştırma projelerine imza atmış olması, ülkenin sanayileşme ve modernleşme sürecinde etkili rol oynamıştı. İşte bu projelerin arkadaşlar 5 maddelik başlıklar altında toplanmış halini görüyorsunuz. Bunlar nedir? Askeri ve sivil uçak projeleri, teknolojik yatırımlar, demiryolu sistemi ve altyapı projeleri, toplumsal katkılar ve vakıflar, havacılık eğitim ve pilot yetiştirme olmak üzere yine 5 başlıkta toplanabilir arkadaşlar. Dersimi takip ettiğiniz için teşekkür ederim.